Efendim şimdi ben Mevlana'yı etüt etmek istiyorum. Buyurun. Efendim şimdi şöyle arz edeyim. Ben Yunan felsefesini veya buna ait o milattan önce ve milattan sonraki kısımları biliyorum. Etüt ettim geldim. Evet. Şimdi bu arada İslam felsefesine dair kişilerden kişilere ait hiç kitap bulamıyorum. Bu arada mesela Mevlana bizde büyük kişi, düşünür olarak geçiyor. Mesela bir İngiliz aileye rastladım. O Müslüman olmuş. Mevlana'yı okumak suretiyle olmuş. Oturdum, konuşmuştum onunla. Şimdi İngiliz'i dininden değiştirecek kadar etkileyen bir şeyi var. Kısmı var. Ama biz Mevlana'yı yalnız üç cümlesiyle, beş cümlesiyle tanıyoruz. Veya bizi öyle tanıtıyorlar. Bilemiyorum. Bunun derinliğinde bir Mevlana olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Mevlana'nın en büyük eseri İmam-ı Mehdi'nin Mesnevisidir. Evet. Mesnevi okumak lazım gelir Mevlana'yı anlamak için. Kulaktan dolmayla olmaz. Çünkü ben de bakıyorum bazı yerde Mevlana'yı bize Mevlana olarak bildirmiyorlar. Mevlana'yı Hazreti Peygamber'e hasım gibi gösteriyorlar. Halbuki diyor ki ben diyor böyle düşünenlerden, bu fikirden ben beriyim. Resul-i Ekrem'in yolunda ben bir turabım diyor Hazreti Mevlana. Bir defa bırak düşünürlüğünü, felsefesini filan filan. Hazreti Mevlana bir veliyullah'tır. Veliyullah yani hak ile hak olanlardandır. Yani şarabı vahdeti içmiş bir zat-ı muhterem. Buradan kimse bunu alamıyor. Bir kelimesini alıyor. Mesela Bektaşi'nin Kur'an'ı tefsir ettiği gibi niye namaz kılmıyorsun erenler? Kur'an'da namaz kılmayın diyor Allah-u Teala diyor. Nerede? La takrabu salate. Altını oku hafız değilim ben diyor. Ya altını okusana. Kur'an bu kabilden oluyor. Şimdi Mevlana'nın bazı namaz şu değildir diyor. Başını yere kıçını kaldırmak değildir diyor Mevlana. Şimdi böyle alırsak bunu biz İslam'a karşı bir şey çıkar bundan. Bunun manasını bilmezsek eğer. Habi Kur'an'dan söylüyor. Mesnevi Kur'an'ın şerhidir, tefsiridir yani. Ama hikayeler koymuş, hikayelerle kompirme yapmış. Fikrini onunla izah ediyor halka. Aslında Mevlana. Yani şimdi namaz demek diyor. Başını kesinceye koyup kıçını kaldırmak değildir diyor. Ya nedir namaz? Kur'an'da da var. Nedir o? Feveylün lil musallin ellezine hum asılatim sahure. Veyl olsun o namaz kılanlara ki azap olsun ki o namaz kılanlara altına al oku. Onlar namazlarında sehve diyorlar. Ve efendime söyleyeyim secdegahlarını bilmiyorlar. Yani bu adam görmüş gibi niye namaz kılıyorsun falan. Babam namaz kılıyor ben de kılıyorum. Böyle ben düşüncesiz. Secdegahını bilmeyen, kıblesini bilmeyen zevat hakkında onu söylüyor. Cenab-ı Mevlana kendisi Hanefi-i mezhep ve aynı zamanda ibadet ve taatında, zühdünde, takvasında, onun da fevkinde tarikat-ı aliyede sembol olmuş aşka. Adab-ı tarikat kaçtır? Dörttür. Terki ethem, zühdü cüneyt, irfan-ı vaizid, aşk-ı Mevlana. Böyle olacak salikan. Adap yapmışlar yani Mevlana'nın durumunu aşkta. Ha, şimdiki onu almış ortasından bir yerinden. Bir sofi zahidi, sofi zahidi demek de sofi kısımdır bir kısmı. Sofa müntesiptir, safiyete müntesiptir, eshab-ı sofiye müntesiptir. Bir sofu var o da şey dümbelek manasını yani bilmezsiniz yani sağına soluna bilmeyen bir adam. Kuru kuruya işte namaz kılıyor, oruç tutuyor var ama ne orucun manasını biliyor ne namazın manasından haber bir haberdir. Ona sofi zahid derler, efendim sofi barit derler, zahidi barit derler. Soğuk sopu demek yani. Şimdi Mevlana'yı anlamak için evvel emirde Mevlana'nın mesnevisini okumak lazım. Hangisini? Erbesini de iş yok. Tahir Mevlevi'nin mesnevisini alacaksınız. Yani en şey olarak Mevlana'nın meşrebine yakın olan efendim Hazreti Tahir Mevlevi. Tahir Mevlevi de mesnevisini İsmail Ankarevi Hazretlerinden almış. Osmanlıcanız olsa ben Tahir Mevlevi'yi sana tavsiye etmeyeceğim. Biz iki derede bir arada kaldık. Yani Osmanlıcayı ya, bilen şey diyeceğiz yaşımızın. Şey ya. Efendim ben efendim tavsiye edeceğim size. Mesnevi'nin Ankaravi'sini okuyasınız. İsmail Ankara Hazretleri'nin yazdığı Mesnevi'yi okuyasınız. Ama Osmanlıcanız yok. Onun için Tahir Mevlevi de kendisi Mevlevi şeyhidir. O da Ankaravi'yi almış. Ankaravi'den bugünkü lisana, bugünkü kelimata çevirmiş. Alakadarım ama uzun bir şey. Kaç cilt yapmış? 6 cilt falan yapmış yani. Falan yani. O tamamlanmadı ha. Galiba. Şey basıldı ne kadar basıldı? Tamam. Ne kadar basıldı? Daha şeyi var. Mesela Sarı Abdullah Efendi var. Yalnız Mesnevi 6 cilttir. 6 cildin birinin cildini 5 cilt olarak işaret etmiş. Şu kolunlukta böyle. Onun için Hazreti Mevlana'yı mücadele düşünür olarak almak. Şair falan.
Şairliği, mahir, düşünürlüğü ikinci derecede. Bir daha Hazreti Mevlana kadar mesela Allah'ın velilerinden bir veli. Yani dinde bir vilayet makamı vardır. Yani böyle bir aziz bir defa verebilir. Bir veli Hazreti Mevlana ve ileri gelen, ileri safta bulunan velilerden bir tanesi. Ve birçok aydınlar, yani Avrupa ve Amerika aydınları hak ve hakikati arayanlar ancak ekserisi Hazreti Mevlana'nın kapısından İslam'a girebilirler. Başka da giremez kolay kolay. Öyle mi? Tabii. Yahut İbn-i Arabi'den. Şimdi demek ki o İngiliz'in de, affedersiniz. Estağfurullah. Şey, İngiliz'in de Mevlana'yı okuduktan sonra şey oldum demesi oradan geliyor. Tabii elbet. Oradan İslam'a kapı var. Başka yere giremez. İki yoldan ekserisi Avrupalıların İslam'a girerler. İki yoldan. Birisi İbn-i Arabi'nin kapısıdır. Birisi Cenab-ı Mevlana'nın kapısıdır. Bu iki kapıda. Bu iki kapı açıktır onlar için. O kapıdan içeri gelebilirler. Diğer veliler de var ama az. Onlar da. Onlar az. O meşrebe bağlı. Bazıları böyle yani zahit meşrepte oluyor. O meşreple girebiliyorlar. Onlar pek azdır. Ve kalile bir ibadet şekildir, azdır. Diğerleri iki kapıdan içeri girerler.